İnsan doğru malzemeleri olursa kafasında, doğru düşünür, doğru da düşünürse olaylara daha güzel hakim olur. Onlardan bir tanesi de şu, hadisata kader cihetiyle bakmak, kaderin merhametini ve adaletini görmek. Yani her şeyin iki ciheti var, bir gözüken var, mülk ciheti, bir de gözükmeyen taraf var. Kaderin arka tarafı, bir hadisede hem insan eli hem de kaderin müdahalesi var. Bu çok önemli, biliyor musun? Hele hanımlar dünyasında o kadar mühim ki bu. Yani hiçbir şey ama her şey gözüktüğü gibi değil. Mutlaka onun başka yönleri de var, arka tarafı da var. Ne kazandırıyor bu sana? Yani donukluktan, tek yönlü bakıştan seni kurtarıyor. Yani acaba bunun başka tarafı var mı? Başıma bu niye geldi? Niye ben böyle düşünüyorum? Niye bunları hissediyorum? Niye böyle oluyor? Gibi soruların da cevabı olur inşallah. Demek ki her hadisenin hem insanın eli hem kaderin eli var. Müdahalesi var. Beşerin zulmü içerisinde kaderin ya adaleti veya merhameti vardır. Acayip bir şey ya. İkisi, yani insan zahirde gözükenle gözükmeyen, mülk ve melekut, insanın eliyle, kaderin eliyle gelişen hadiselerin iki yönü var. Bazen ikisi çatışıyor. Kaderle insanın yönü, bazen de ikisi beraber geliyor. Örnek verecek buna. Çok acayip bir ders bu. Beşerin zulmü içerisinde kaderin de adaleti veya merhameti var. Mesela adam eşine zulmetti veya malına gasp ettiler. Buna ait Kur'an'da çok ilginçtir. Kısa-i Musa'da, Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam arasındaki seyahat. Orada hatırlarsınız. Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'a leduni, olayın arkasındaki ilmi verecek. Musa Aleyhisselam'ı biliyoruz ki neyin temsilcisidir? Şeriatın, zahircinin temsilcisidir. Tenzihçidir yani. Tenzih. Olayın arkasındaki temsilci İsa Aleyhisselam ve Hızır Aleyhisselam. Yani olayın gözüktüğü gibi olmadığını, arkası çok farklı olduğunu, buna kader ciheti denildiğini öğretmek için Allah bunları bir seyahat ettiriyor. Gemiye biniyorlar. Gemi fakirlerindi. Onu deliyor Hızır Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam niye deldin diyor. Bunlar zaten fakirdi diyor. Onlar seyahate çıkmadan önce şöyle bir şartı vardı. Ya Musa, dedi Hızır Aleyhisselam, benimle arkadaş olamazsın dedi. Sen bana leduni ilim istiyorsun ama sen, dedi, şeriatçısın. Kafan böyle çalışıyor. Her şeyin sebep sonuç ilişkisine bakıyorsun diyor. Bu sebep bunu şey yapar. Gel otur abi. Bu sebep bu şey yapar. Hep buna çalışıyorsun sen kafan. Benimle arkadaş olamazsın dedi. Tam senin mesleğin İrfan. Acayip ilginç bir şey ya. Sebep sonuç ilişkisini ya. Yok dedi, bana öğret dedi. O zaman dedi, yaptığım şeylerin sebebini sorma bana. Hikmetlerini sorma. En son seyahat bitince ben sana anlatacağım dedi. Tamam dedi. Söz verdiği halde dayanamadı. Gemiyi niye deldin dedi. Kur'an'da yani bu. Bir alimin tefsiri falan değil. Hani bana sormayacaktın dedi. Peki dedi. Vazgeçti. Sonra sahile indiler. Yani ben atlıyorum. Konumuz o değil. İşte bir duvar yıkılıyordu. Yani arada işte bir şeyler istediler mesela. Onu siz bakarsınız. Duvarı düzeltti.
Ya bunu niye düzeltiyorsun diyor. Bu bizi köylü bize yardım etmedi vesaire. Ne bu iyiliği yaptın? Hani sormayacaktım ona. Peki. Bak iki etti diyor. Üçüncüsünde bir çocuğu öldürüyor. Ya bunu niye öldürdün diyor. Tamam diyor, seyahat arkadaşlığımız bitti diyor. Birincisi neymiş? Gemiyi niye döndürüyormuş? Ya bu fakir garibanların gemisidir. Firavun limanda kaliteli gemileri alıyor, savaşa götürecek. Zulüm yapacak bir yerlere. Gemi topluyor. Sağlam gemileri topluyor. Sahilde bekliyormuş adamları. Bu delik gemiyi görürse almayacakmış. Onun için değilmiş. Ama bunu Hızır Aleyhisselam sahili bildiği için denizin ortasındaki gemiyi de görüyor. Deniz ortasındaki gemiye müdahale ediyor. Ama Musa Aleyhisselam gemiyi görüyor, sahili bilmediği için oraya göre hükmediyor. Ben onun için geldim dedi. Gemiyi kurtarmak için yaptım dedi. Küçük bir zararla büyük zarar önledim. Allah Allah. Bunu diyor köylü biz yardım istedik, ekmek istedi, vermedi. Niye bu köylün duvarını düzelttin şu evin diyor. Diyor ki bunun altında dedi hazine var, altın var. Yetim çocuklarındır. Babalar anneler vefat etti. Eğer bu diyor duvar aç yaparsa altı çıkacaktır. Çocuklar büyüyene kadar duvar sağlam olması lazım. Onun için düzelttim dedi. Bu çocuğu niye öldürdün diyor. Gelecekte toplumuna, akrabasına, anne babasına ve kendisine en büyük zalimlerden olacaktı diyor. Tamam. Biz bilmiyoruz. Onlardan bir tanesi, bir tanesini de ekleyeyim. Musa Aleyhisselam dedi ki, senden bir şey istiyorum. Şu çocuklar oynuyordu ya dedi. Oynuyor. Bu çocuklar oynarken bir tanesi ama İrfan. O çocuklar oynarken gülüyorlar, eğleniyorlar. O çocuk görmediği için onların gülmesine gülüyor, bağırmasına bağırıyor. Yani başka bir şey görmüyor. Musa Aleyhisselam dedi ki, madem öyledir dedi, şu dedi çocuğun gözünü aç. Bu da o kadar acayip bir şey ki, acayip bir misal ki bu. O zaman dedi bu gözünü aç. Bak bir daha söylüyorum. Çocuklar oynuyor. Bağırıyorlar, gülüyorlar. Bir tane çocuk da kenarda bunları oturmuş dinliyor. Ama kör. Tabii ki bu da ihtiyacı var gülmeye falan ama görmüyor. O zaman onların gülmesine gülüyor, bağırmasına bağırıyor. Musa Aleyhisselam ısrar ediyor şeriatçı, bunu gözünü aç diyor. Gözünü açıyor. O ama çocuk ilk ne iş yapıyor? Alıyor çubuğu. Sağlam gözleri olan çocuğun bir tanesinin gözüne çubuğu sokarak gözü kör ediyor. Göz bak, ama çocuğu gözü açılınca ilk yaptığı göz çıkartmak olmuş. Şimdi bir daha okuyorum bu kıssadan sonra. Bir hadisede hem insan eli hem kaderin müdahalesi var. Arkası nasıl bu olayın? Beşerin zulmü içerisinde kaderin ya adaleti veya merhameti vardır. Zalimlik mi yapılmış? Suriye'de, şurada, burada. Ya kaderin adaleti var, ya kaderin merhameti var. Zalim beşerin eliyle. Allah niye müsaade ediyor? Merhametinden ve adaletinden. Biz görmüyoruz. Sen olayın bir parçasınasın. İşte anlattık ya, denizin ortasında fakirin gemisi gidiyor. Ama sahilde ne oluyor? Firavun neyin peşinde? Ne gemileri topluyor? Nereye sefer yapacak? Bilmiyoruz. İki tarafı gören Hızır eylem yapıyor. Ama zahirde beşer gibi zulmediyor, gemiyi deliyor. Ama bütünsel baktığın zaman merhamet ediyor. Adalet etmiyor, merhamet ediyor. Mutlak şer olan hadiselerin vücuda gelmesine kader müsaade etmiyor. Bir daha. Mutlak şer olan, mutlak şer denen bir şey yok. Mutlak şer olan hadiselerin vücuda gelmesine kader müsaade etmiyor. Yaratılan her hadise ya bizzat güzeldir
veya neticeleri itibariyle bir güzelliktir. Maziye, mesaibe, kader nazarıyla bakıldığı vakit bu güzellikler müşahede olur. Demek ki mutlak şer yoktur. Mutlak şerle mutlak hayır fiilde yoktur, itikatta vardır. İman ve küfür. Mutlak şer olan hadiseler vücuda gelmesine kader müsaade etmiyor. Kader müsaade etmiyor. Mutlak şer. Yaratılan her hadisede ya bizzat güzeldir, bir şey mi oldu bile? Ya bizzat güzeldir, ya neticeleri itibariyle güzeldir. Bak, yani ona örnek verecek de, ona örnek ben acele etmeyeyim de şey yapayım, okuyayım. Ya bizzat kendisi güzeldir, hadise, veya neticeleri itibariyle güzeldir. Şimdi bu hakikatlerin izahını Risale-i Nur'dan dinleyelim. Maziye, mesaibe, kader nazarıyla müstakbele, maziye, teklif noktasına bakmak lazımdır mektubat. Ne dedi? Şimdi oldu bir hadise. Maziye. Mazi geçmiş. Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman. Geçmiş nedir? Evlilik. Geçti mi? Evlilik. Keşke demeseydim, keşke yapmasaydım, gözü çıksaydı, nereden evlendim, niye verdim, niye ortak oldum, niye gittim, niye dedim. Geçmiş mi bu? Geçmiş ve geçmiş musibetlere kader olarak bakın. Bitmiş. Kader. O senin kaderin. On içerisindeki ama senin ihtiyarın vesaire küllümen. Senin istemenle Allah'ın iradeyi küllesi devreye gittiği yarat vesaire. Geçmişe bela ve musibetlere kader diye bak. Bakarsan altından ezilmekten kurtulursun. Yoksa keşkiler seni boğar. Keşke demeseydim, keşke gitmeseydim, keşke yapmasaydım. Demek ki maziye bu kadar veciz cümle olur mu? Maziye ve musibetlere, hastalıklarına kader noktasında bak. Geleceğe, günahlara teklif olarak bak. Gelecek var mı da? Yok. Geçmiş zaman, şimdiki zaman. Gelecek zaman daha yok. Mesela bir saat sonra ders bitti, gideceğiz. Televizyonu açacağız, açmayacağız. Sokaktakine bakacağız, bakmayacağız. Demek ki gelecek ve günahlara kader değil, nedir? Teklif. Yani Cenab-ı Hak diyor ki, bakayım ne yapacaksın? Tamam. Demek ki bakış tarzımızı ne kadar zenginleştiriyor? Maziye böyle bak. Peki nereden çıkartıyor seni? Tabii o konumuz o değil ama insanın psikolojisini en çok bozan geçmişe takılmasındandır. Geleceği düşünüp de psikolojisi bozan çok azdır. Zaten geleceğe takılanlar geçmişinden dolayıdır. Geçmişi olmayanın zaten geleceği yoktur. Bebekler öyledir. Geçmişinde bıçak elini kesmedi ki bıçak el keseri bilsin. Anlıyor musun? Ha demek ki geçmiş geleceğin aynasıdır. O gözüküyor. Yani ya ters söyledim. Gelecek kaynağıdır. Geçmiş orada gözüküyor. Şimdi eğer bunu düşünmesen, yani keşke demeseydim, keşke yapmasaydım, keşke gitmeseydim. Ulan nereden tanıştım? Kör olsun. Beni bununla vesile edip evlendirene vesaire. Peki çare midir böyle didinmek, ağlamak? Sıkıntıdan kurtarıyor mu seni? Kurtarmıyor. Çaresi olmayana, bak bir de başka kaydı bu. Çaresi olmayana cezaya kalkışma. Kimse fatura kesme. Çaresi var mı? Elini kolunu bağlayıp da acizliğe düşme. Bir daha. Geçmiş bitti mi kardeşim? Bitmiş. Değiştirebilir misin? Değiştiremez. Olmuş. Peki
Bunun yaptırıcılığı var. Yani bir sürü kötülüklerimiz var. Günahlarımız var vesaire geçmişte. Yanlış kararlarımız var, evliliğimiz var, ortaklıklarımız var, dediklerimiz var, demediklerimiz var. Bu çöplükten kurtulmanın yolu geçmişe kader fırçası vurmaktır. Kader buymuş. Ki geleceğe elini kolunu bağlayıp kader diye bekleme, güzel tercihler yap. Şimdi öteki konuya geçiyorum. Konumuz kader değil ama kaderle izah etti. Demek ki bir gözüken tarafı var olayın, bir de gözükmeyen tarafı var. Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam gibi. Yani bir beşerin eli var, yani insanoğlunun bizim yaptığımız tercihler vesaire var ama kaderin de bir hükmü var. Dedi ki bir tanesi, ya ben sevdim aldım diyor, kaderi nasıl hükmü olur dedi falan. Dedim ki, neyle sevdin? Gözle mi? Akılla mı? Kalple sevdim dedi. Allah diyor ki kalpler benim elimde. Kalbine o sevgi vermese ben seviyorum diyebilir miydin? O abi kamera gösteriyor. Sen çevirdin kamerayı oraya. Bu tarafa çevirsen göstermezdi. Tamam. Şimdi ben konuşuyorum hoparlörden. Hoparlörden ses çıkıyor. Ben miyim? Değilim. Ama ben sebebiyet veriyorum. Gibi. Şimdi kalbinle sevdin. Sevdin aldın. Peki o kalbinde o sevgiyi aktif eden sifser misin? Kaderinde hükmü yok mu? Şimdi her olayda iki cihet var. Birisi insanoğlunun eli, bir de kaderin adaleti. Ona ait bir örnek. Ahsene kulli şeyin halekahu. Ayetinin bir sırrını izah eder şöyle ki, her şeyde hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsn ciheti vardır. Her şeyde hatta en pis gözüken şeylerde de güzel ciheti var. Evet, kainattaki her şey, her hadise ya bizzat güzeldir, ona hüsnü bizzat denilir. Veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki ona hüsnü bil gayr denilir. Bir kısım hadiseler var ki zahiri çirkin. Yani bazı hadiseler var ki evlilikler veya hoş olmayan hadiseler zahiri görünüşte çirkin, müşebeştir, karışıktır. Acayip çözülmemiş. Akrabalar miras payı gibi. Akrabalar kavgaları çözülmüyor pek. Her bir kısım hadiseler var ki zahiri çirkin, müşeveştir. Karışıklık devam ediyor. Fakat o zahiri perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var. Yani o zahiri perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var. Buna ait şimdi örnek veriyorum. Bu anlaşıldı da herhalde anlaşılacaktır. Bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış. Mesela ilkbaharda biliyorsun yağmur alt üst oluyor değil mi her taraf? Çamur patak. Yani tohumlar, çekirdekler, yapraklar hep birbirine girmiş. Zahir ne yani? Öyle toprağın altına buğdayı atıyorsun. Çekirdekleri, tohumları toprağın altına atıyorsun. Yani ne kadar böyle acayip. İlkbahar biliyorsun yağmur çamur böyle. Ortalık yağmur yağar. İşte acayip şeyler oluyor. Ama ne yapıyor? O zahiri çirkin gibi gözükenin arkasında bahar saklı. Bahar gelecek. Bahar gelmesi için o çekirdeklerin, tohumların toprağın altına atılması lazım. Toprağın altı karanlık, soğuk, yalnız, kimsesiz. Demek ki zahiri çirkin ama baharın tebessümü vardır diyor. Bahar için o lazım. Güz mevsiminin
Haşin talibatı, hazin firak perdeleri arkasında tecelliyat-ı celaliye-i subhaniyenin mazarı olan kış hadiselerinin tazikinden ve tazibinden muhafaza etmek için nazlar çiçeklerin dostları olan nazenin hayvancıkları vazife-i hayattan terhis etmekle beraber o kış perdesi altında nazenin taze güzel bir bahar yer izah etmektir. Mesela kış. Çok hayvanlar ölüyor, bitkiler ölüyor. Haşeratlar ölüyor, sinekler ölüyor. Ama o kış perdesi güzel bir baharın, gelecek bir baharın zemini oluyor. Yani zahirde bak çürüdü, dondu, sinekler öldü, çiçekler gitti. Daha güzeli gelecek. Fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin kışafı vardır. Mesela bu depremde söylüyor da 14. sözde geçiyor. Zahir'de deprem geliyor, tarumar ediyor şehri. Niye geliyor? Onu anlatırken diyor ki, Zahir'de görünüş ne kadar çirkin, güzel bir örnek buna. Şehri yok etmiş, çocuklar ölmüş. Adamlar betonların altına kalmış. Birinci sebebi şöyle der, oraya hak ve hakikati müdafaa eden müdafiler azalmış, mağlubiyet durumuna geldiği için mağlup olsalardı hak ve hakikat erleri, bu sefer orada imansızlık, dinsizlik başlayacak. O da sonsuz hayatlarını felakete götüreceğinden, sonsuz gitmesin diye geçici hayatlarına bu sıkıntıyı veriyor. İki, o millet zinaya çok düştüğü için zelzele yapmış. O millet zekatlarını vermediği için kuraklık olmuş. Ya, zelzele bakın. Başka, o millet zekat vermediği için zelzele ile mallarını zekat olarak kabul ediyor. Peki kendisi ölen ne oluyor? İmanı varsa şehit oluyor. Fani mal bekaya dönüştürülüyor zelzeleyle. 5-10 senelik, 60 senelik hayatı da şehit oluyor. Ölüm, o zelzelede ölen imanlı insan ölümü tatmadığından, şehit olduğundan veli oluyor, veli, evliya. Fani hayat beka buluyor, fani mal beka buluyor. Ama zahirde ne kadar çirkin. Ya, fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin kışafı vardır. Tohumlar gibi neşu nemasız kalan birçok istidat çekirdekleri zahiri çirkin görünen hadiseler yüzünden sümbüllenip güzelleşir. Güya umum inkılaplar ve külli tahavvüller birer manevi yağmurdur. Peki bunlar bize ne işimize yarayacak bu ders? Ha, bir şeyi yorumlarken iyi bir şey, mutluluğu yorumluyoruz veya başımıza gelen hiç hoşlanmadığımız bir şey, sıkıntıyı yorumlarken yorumlama zenginliğimiz olacak ki o hadiselerin farklı farklı bakış noktalarıyla bizi o hadisenin eziciliğinden kurtarsın. Avam gördüğünü düşünür, düşündüğünü yorumlar. Bir daha. Avam, halk, kitap okumayan, derslere gitmeyen, gördüğü şeyi düşünür. Gördüğü gibi olur. Hadise öyle olur. Hep budur. Ama böyle zengin derslere katılan, kitap okuyan, yani düşüncesine zenginlik katan, hadiselerin farklı yönlerinde bildiğinden dolayı hadise onları pek ezemez. İnsanların hadiselerde, olaylarda ezilmesinin sebebi zengin düşünemediğinden, zengin çıkış yolu yok onlarda. Tek bir şey var. Bu ağaç devrildi mi devrildi, bitti. Bu kötü mü zahirde? Kötüdür. Oysa zahirde gözüken öyle kötülükler var ki, gelecekteki büyük felaketlerin önünü alıyor. Şimdi
beşerin zulmü için bunu okuyacağım. Tamam. Şu bir yere okuyorum. Ondan sonra kesiyorum. Beşerin zulmü içerisinde kaderin merhametini okuyacağım. Beşer zulmediyor. Beşer zulmediyor. Kader adalet ediyor. Kaderin adaletini, merhametini okuyacağım. Bunu okuduk mu kesiyorum dersi. Bir hadisede hem insan eli hem kader müdahalesi olduğundan insan zahiri sebebe bakıp bazen haksız hükmedip zulmeder. Kader o musibetin gizli sebebine baktığı için adalet eder diye Risale-i Nur'da bir kaydı esasiyedir. Hem şimdiye kadar Risale-i Nur'un başına gelen hadiselerde bir dest-i inayet, bir veç-i rahmet bulunduğunu tecrübelerle sabittir. Şimdi bu tabi dusturları anlattığından dolayı bu kadar anlattı geçti. Ötekisini de anlatacak da. Bunun Risale-i Nur'da kader risalesini nasıl geçiyor? Bir hadise hem beşerin zulmü var hem kaderin adaleti var. Onu hatırlarsınız. Kader risalesinde şöyle geçiyor. Ezberimde nakledeyim. Adamı yakaladılar hırsızlık diye. Ama hakikaten adam oradan geçerken denk gelmiş, hırsızlık yapmamış. Ama orada bulunmuş. Hakim zahire bakmış orada bulunduğu için hırsızlık da hapsetmiş. Ama adam hakikaten sarık değil, yani hırsız değil. Diyor ki ustad, evet diyor, niye kader buna müsaade etti? Adam hırsız değil ama hapse girdi. Hırsız değil. Oradan geçmeyebilirdi. Oraya denk gelmeyebilirdi. Bir şey olurdu, Allah onu korurdu. Yani orada hapse tıkılırdı. Almazlardı. Ustad diyor ki, bunun gizli hatası var. Gizli kusur var, kimse bilmiyor. Kader, kendisi yapmadığı hırsızlıkla zalim beşerin eliyle hapse attırıyor. Ama kimse bilmiyor, o delikanlı biliyor. Gizli yaptığı kusuru var. O kusuru affı için, ikaz etmesi için beşerin zalim eliyle kader adalet ediyor. Gizli katli var, onun için içeriye alıyor. Ama zahire bakarsın, ulan bu adam hakikaten oradan geçiyordu ya. Bir suçu yoktu. Burada da oldu. Kuyumcu soyuldu. Değil mi? Hani ne acayip bir şey yani. Kuyumcu soyuluyor. Sonra polis devreye giriyor. Sen daha iflas ettin diye kadın bunu terk ediyor. Sonra bir kısım polis altınları geri getiriyor. Adama vermeden kadına veriyor vesaire. Yani öyle bir kaderin beşerin zalim var ki. Ama kaderin başka bir tarafı var. Kaderin başka tarafını ben kısmen bildiğim için. Yani hakikaten acayip bir şey. Kader, zahiri, yani sizin bildiğiniz miktar yani, bir hemen hanımefendi bu. Zahiri beşerin zulmüyle kaderin müthiş adaletleri var. Bu iki cihette kalben bir sual çıktı. Acaba Nur hakkında bu yeni İstanbul hadisesinde veci adalet ve rahmet nedir? Hatıra böyle bir cevap geldi. Risale-i Nur'a ehli ilim ve ehli dikkati ciddiyetle bakmaya ve tetkik etmeye sevk etti. Elbette Risale-i Nur'un tetkik eden, Risale-i Nur'u tetkik eden bir alim, insafı varsa taraftar olur. Ve Risale-i Nur ulema dairesinde ve İstanbul afakında tezahür edecek. Yani mesela bizim hadise de öyle. Benim hapse girmem benim için o kadar büyük nimet oldu ki. Yani geniş daireye baktığın zaman da öyle acayip yani inkışaflar olmuş ki aklınız durur. Benim insan doğru malzemeleri olursa kafasında doğru düşünür. Doğru da düşünürse olaylara daha güzel hakim olur. Onlardan bir tanesi de şu.
hadisata, kader cihetiyle bakmak, kaderin merhametini ve adaletini görmek. Yani her şeyin iki ciheti var. Bir gözüken var, mülk ciheti. Bir de gözükmeyen taraf var. Kaderin arka tarafı. Bir hadisede hem insan eli hem de kaderin müdahalesi var. Bu çok önemli, biliyor musun? Hele hanımlar dünyasında o kadar mühim ki bu. Yani hiçbir şey ama her şey gözüktüğü gibi değil. Mutlaka onun başka yönleri de var, arka tarafı da var. Ne kazandırıyor bu sana? Yani donukluktan, tek yönlü bakıştan seni kurtarıyor. Yani acaba bunun başka tarafı var mı? Başıma bu niye geldi? Niye ben böyle düşünüyorum? Niye bunları hissediyorum? Niye böyle oluyor? Gibi soruların da cevabı olur inşallah. Demek ki her hadisenin hem insanın eli hem kaderin eli var. Müdahalesi var. Beşerin zulmü içerisinde kaderin ya adaleti veya merhameti vardır. Acayip bir şey ya. İkisi, yani insan zahirde gözükenle gözükmeyen, mülk ve melekut, insanın eliyle, kaderin eliyle gelişen hadiselerin iki yönü var. Bazen ikisi çatışıyor. Kaderle insanın yönü, bazen de ikisi beraber geliyor. Örnek verecek buna. Çok acayip bir ders bu. Beşerin zulmü içerisinde kaderin de adaleti veya merhameti var. Mesela adam eşine zulmetti veya malına gasp ettiler. Buna ait Kur'an'da çok ilginçtir. Kısa-ı Musa'da, Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam arasındaki seyahat. Orada hatırlarsınız. Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'a leduni, olayın arkasındaki ilmi verecek. Musa Aleyhisselam'ı biliyoruz ki neyin temsilcisidir? Şeriatın, zahircinin temsilcisidir. Tenzihçidir yani. Tenzih. Olayın arkasındaki temsilci İsa Aleyhisselam ve Hızır Aleyhisselam. Yani olayın gözüktüğü gibi olmadığını, arkası çok farklı olduğunu, buna kader ciheti denildiğini öğretmek için Allah bunları bir seyahat ettiriyor. Gemiye biniyorlar. Gemi fakirlerindi. Onu deliyor Hızır Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam niye deldin diyor. Bunlar zaten fakirdi diyor. Onlar seyahate çıkmadan önce şöyle bir şartı vardı. Ya Musa dedi Hızır Aleyhisselam, benimle arkadaş olamazsın dedi. Sen bana leduni ilim istiyorsun ama sen dedi şeriatçısın, kafan böyle çalışıyor, her şeyin sebep sonuç ilişkisine bakıyorsun diyor. Bu sebep bunu şey yapar. Gel otur abi. Bu sebep bu şey yapar. Hep buna çalışıyorsun sen kafan. Benimle arkadaş olamazsın dedi. Tam senin mesleğin İrfan. Acayip ilginç bir şey ya. Sebep-sonuç ilişkisini ya. Yok dedi, bana öğret dedi. O zaman dedi, yaptığım şeylerin sebebini sorma bana. Hikmetlerini sorma. En son seyahat bitince ben sana anlatacağım dedi. Tamam dedi. Söz verdiği halde dayanamadı. Gemiyi niye deldin dedi. Kur'an'da yani bu. Bir alimin tefsiri falan değil. Hani bana sormayacaktın dedi. Peki dedi, vazgeçti. Sonra sahile indiler. Yani ben atlıyorum, konumuz o değil. İşte bir duvar yıkılıyordu. Yani arada işte bir şeyler istediler mesela, onu siz bakarsınız. Duvarı düzelttim. Ya bunu niye düzeltiyorsun diyor, bu bizi köylü bize yardım etmedi vesaire. Ne bu iyiliği yaptın? Hani sormayacaktım ona. Peki dedi. Bak iki etti diyor. Üçüncüsünde bir çocuğu öldürüyor. Ya bunu niye öldürdün diyor. Tamam diyor, seyahat arkadaşlığımız bitti diyor.
Birincisi neymiş? Gemiyi niye değdiriyormuş? Ya bu fakir garibanların gemisidir. Firavun limanda kaliteli gemileri alıyor, savaşa götürecek. Zulüm yapacak bir yerlere. Gemi topluyor. Sağlam gemileri topluyor. Sahilde bekliyormuş adamları. Bu delik gemiyi görürse almayacakmış. Onun için değmiş. Ama bunu Hızır Aleyhisselam sahili bildiği için denizin ortasındaki gemiyi de görüyor. Deniz ortasındaki gemiye müdahale ediyor. Ama Musa Aleyhisselam gemiyi görüyor, sahili bilmediği için oraya göre hükmediyor. Ben onun için geldim dedi. Gemiyi kurtarmak için yaptım dedi. Küçük bir zararla büyük zarar önledim. Allah Allah. Bunu diyor, köylü biz yardım istedik, ekmek istedi, vermedi. Niye bu köylün duvarını düzelttin şu evin diyor. Diyor ki, bunun altında dedi hazine var, altın var. Yetim çocuklarındır. Babalar, anneler vefat etti. Eğer bu diyor duvar aç yaparsa altı çıkacaktır. Çocuklar büyüyene kadar duvar sağlam olması lazım. Onun için düzelttim dedi. Bu çocuğu niye öldürdün diyor. Gelecekte toplumuna, akrabasına, anne babasına ve kendisine en büyük zalimlerden olacaktı diyor. Biz bilmiyoruz. Onlardan bir tanesi, bir tanesini bekleyin. Musa Aleyhisselam dedi ki, senden bir şey istiyorum. Şu çocuklar oynuyordu ya dedi. Oynuyordu. Bu çocuklar oynarken bir tanesi ama İrfan. Abi o çocuklar oynarken gülüyorlar, eğleniyorlar. O çocuk görmediği için onların gülmesine gülüyor. Bağırmasına bağırıyor. Yani başka bir şey görmüyor. Musa Aleyhisselam dedi ki, madem öyledir dedi, şu dedi çocuğun gözünü aç. Bu da o kadar acayip bir şey ki, acayip bir misal ki bu. O zaman dedi bu gözünü aç. Bak bir daha söylüyorum. Çocuklar oynuyor. Ha hu bağırıyorlar, gülüyorlar. Bir tane çocuk da kenarda bunları oturmuş dinliyor. Ama kör. Tabii ki bu da ihtiyacı var gülmeye falan ama görmüyor. O zaman onların gülmesine gülüyor, bağırmasına bağırıyor. Musa Aleyhisselam ısrar ediyor şeyle açıyor. Bunu gözünü aç diyor. Gözünü açıyor. O ama çocuk ilk ne iş yapıyor? Alıyor çubuğu. Sağlam gözleri olan çocuğun bir tanesinin gözüne çubuğu sokarak gözü kör ediyor. Göz bak, ama çocuk gözü açılınca ilk yaptığı göz çıkartmak olmuş. Şimdi bir daha okuyorum bu kıssadan sonra. Bir hadisede hem insan eli hem kaderin müdahalesi var. Arkası nasıl bu olayın? Beşerin zulmü içerisinde kaderin ya adaleti veya merhameti vardır. Zalimlik mi yapılmış? Suriye'de, şurada, burada. Ya kaderin adaleti var, ya kaderin merhameti var. Zalim beşerin eliyle. Allah niye müsaade ediyor? Merhametinden ve adaletinden. Biz görmüyoruz. Sen olayın bir parçasınasın. İşte anlattık ya, denizin ortasında fakirin gemisi gidiyor. Ama sahilde ne oluyor? Firavun neyin peşinde? Ne gemileri topluyor? Nereye sefer yapacak? Bilmiyoruz. İki tarafı gören Hızır eylem yapıyor. Ama zahirde beşer gibi zulmediyor, gemiyi deliyor. Ama bütünsel baktığın zaman merhamet ediyor. Adalet etmiyor, merhamet ediyor. Mutlak şer olan hadiselerin vücuda gelmesine kader müsaade etmiyor. Bir daha. Mutlak şer olan, mutlak şer denen bir şey yok. Mutlak şer olan hadiselerin vücuda gelmesine kader müsaade etmiyor. Yaratılan her hadise ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle bir güzelliktir. Maziye, mesaibe, kader nazarıyla bakıldığı vakit bu güzellikler müşahede olur. Demek ki mutlak şer yoktur. Mutlak şerle mutlak hayır fiilde yoktur, itikatta vardır. İman ve küfür.
mutlak şer olan hadiseler vücuda gelmesine kader müsaade etmiyor. Kader müsaade etmiyor. Mutlak şer. Yaratılan her hadisede ya bizzat güzeldir, ya bizzat güzeldir, ya neticeleri itibariyle güzeldir. Bak, yani ona örnek verecek de, ona örnek ben acele etmeyeyim ve şey yapayım, okuyayım. Ya bizzat kendisi güzeldir, hadise, veya neticeleri itibariyle güzeldir. Şimdi bu hakikatların izahını Risale-i Nur'dan dinleyelim. Maziye, mesaibe, kader nazarıyla müstakbele, maziye, teklif noktasına bakmak lazımdır mektubat. Ne dedi? Şimdi oldu bir hadise, maziye, mazi geçmiş. Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman. Geçmiş nedir? Evlilik. Geçti mi? Evlilik. Keşke demeseydim, keşke yapmasaydım, gözü çıksaydı, nereden evlendim, niye verdim, niye ortak oldum, niye gittim, niye dedim. Geçmiş mi bu? Geçmiş ve geçmiş musibetlere kader olarak bakın. Bitmiş. Kader. O senin kaderin. Onun içerisindeki ama senin ihtiyarın vesaire küllümen. Senin istemenle Allah'ın irade-i külliyesi devreye gitti, yarattı vesaire. Geçmişe, bela ve musibetlere kader diye bak. Bakarsan altından ezilmekten kurtulursun. Yoksa keşkiler seni boğar. Keşke demeseydim, keşke gitmeseydim, keşke yapmasaydım. Demek ki maziye bu kadar veciz cümle olur mu? Maziye ve musibetlere, hastalıklarına kader noktasında bak. Geleceğe, günahlara teklif olarak bak. Gelecek var mı da? Yok. Geçmiş zaman, şimdiki zaman. Gelecek zaman daha yok. Mesela bir saat sonra ders bitti, gideceğiz. Televizyonu açacağız, açmayacağız. Sokaktakine bakacağız, bakmayacağız. Demek ki gelecek ve günahlara kader değil, nedir? Teklif. Yani Cenab-ı Hak diyor ki, bakayım ne yapacaksın? Tamam. Demek ki bakış tarzımızı ne kadar zenginleştiriyor? Maziye böyle bak. Peki nereden çıkartıyor seni? Tabii o konumuz o değil ama insanın psikolojisini en çok bozan geçmişe takılmasındandır. Geleceği düşünüp de psikolojisi bozan çok azdır. Zaten geleceğe takılanlar geçmişinden dolayıdır. Geçmişi olmayanın zaten geleceği yoktur. Bebekler öyledir. Geçmişinde bıçak elini kesmedi ki bıçak el keseri bilsin. Anlıyor musun? Ha demek ki geçmiş geleceğin aynasıdır. O gözüküyor. Yani ya ters söyledim. Gelecek aynadır. Geçmiş orada gözüküyor. Şimdi eğer bunu düşünmesen, yani keşke demeseydim, keşke yapmasaydım, keşke gitmeseydim. Ulan nereden tanıştım? Kör olsun. Beni bununla vesile edip evlendirene vesaire. Peki çare midir böyle? Didinmek, ağlamak. Sıkıntıdan kurtarıyor mu seni? Kurtarmıyor. Çaresi olmayana, bak bir de başka kayda bu. Çaresi olmayana cezaya kalkışma. Kimse fatura kesme. Çaresi var mı? Elini kolunu bağlayıp da acizliğe düşme. Bir daha. Geçmiş bitti mi kardeşim? Bitmiş. Değiştirebilir misin? Değiştiremez. Olmuş. Peki bunun yaptırıcılığı var. Yani bir sürü kötülüklerimiz var. Günahlarımız var vesaire geçmişte. Yanlış kararlarımız var. Evliliğimiz var. Ortaklıklarımız var. Dediklerimiz var, demediklerimiz var. Bu çöplükten kurtulmanın yolu geçmişe kader fırçası vurmaktır. Kader buymuş.
Geleceğe elini kolunu bağlayıp kader diye bekleme, güzel tercihler yap. Şimdi öteki konuya geçiyorum. Konumuz kader değil ama kaderle izah ettim. Demek ki bir gözüken tarafı var olayın, bir de gözükmeyen tarafı var. Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam gibi. Yani bir beşerin eli var, yani insanoğlunun bizim yaptığımız tercihler vesaire var ama kaderin de bir hükmü var. Dedi ki bir tanesi, ya ben sevdim aldım diyor, kaderi nasıl hükmü olur dedi falan. Dedim ki, neyle sevdin? Gözle mi? Akılla mı? Kalple sevdim dedi. Allah diyor ki, kalpler benim elimde. Kalbine o sevgi vermese ben seviyorum diyebilir miydin? O abi kamera gösteriyor. E sen çevirdin kamerayı oraya. Bu tarafa çevirsen göstermezdi. Tamam. E şimdi ben konuşuyorum hoparlörden. Hoparlörden ses çıkıyor. Ben miyim? Değilim. Ama ben sebebiyet veriyorum. Gibi. E şimdi kalbinle sevdin. Sevdiğini aldın. E peki o kalbinde o sevgiyi aktif eden sifsel misin? E kaderin de hükmü yok mu? Şimdi her olayda iki cihet var. Birisi insanoğlunun eli, bir de kaderin adaleti, ona ait bir örnek. Asene kullişin halekahum ayetinin bir sırrını izah eder şöyle ki, her şeyde hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsn ciheti vardır. Her şeyde hatta en pis gözüken şeylerde de güzel ciheti var. Evet, kainattaki her şey, her hadise ya bizzat güzeldir, ona hüsnü bizzat denilir. Veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki ona hüsnü bil gayr denilir. Bir kısım hadiseler var ki zahiri çirkin. Yani bazı hadiseler var ki evlilikler veya hoş olmayan hadiseler zahiri görünüşte çirkin, müşebeştir, karışıktır. Acayip çözülmemiş. Akrabalar miras payı gibi. Akrabalar kavgaları çözülmüyor pek. Hem bir kısım hadiseler var ki zahiri çirkin, müşebeştir. Karışıklık devam ediyor. Fakat o zahiri perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var. Yani o zahiri perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var. Buna ait şimdi örnek bir, bu anlaşıldı da herhalde anlaşılacaktır. Bahar mevsiminde fırtınalı, yağmur, çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış. Mesela ilkbaharda biliyorsun yağmur alt üst oluyor değil mi her taraf? Çamur patak. Yani tohumlar, çekirdekler, yapraklar birbirine girmiş. Zahir ne yani? Öyle toprağın altına buğday atıyorsun. Çekirdekleri, tohumları toprağın altına atıyorsun. Yani ne kadar böyle acayip. İlkbahar biliyorsun yağmur çamur böyle. Ortalık yağmur yağar. İşte acayip şeyler oluyor. Ama ne yapıyor? O zahiri çirkin gibi gözükenin arkasında bahar saklı. Bahar gelecek. Bahar gelmesi için o çekirdeklerin, tohumların toprağın altına atılması lazım. E toprağın altı karanlık. Soğuk, yalnız, kimsesiz. Demek ki zahiri çirkin ama baharın tebessümü vardır diyor. Bahar için o lazım. Güz mevsiminin haşin tahribatı, hazin firak perdeleri arkasında tecelliyat-ı celaliye-i subhaniyenin mazarı olan kış hadiselerinin tazikinden ve tazibinden muhafaza etmek için nazlar çiçeklerin dostları olan nazenin hayvancıkları vazifeyi hayattan terhis etmekle beraber o kış perdesi altında nazenin
taze güzel bir bahar yer izah etmektir. Mesela kış. Çok hayvanlar ölüyor, bitkiler ölüyor. Haşeratlar ölüyor, sinekler ölüyor. Ama o kış perdesi güzel bir baharın, gelecek bir baharın zemini oluyor. Yani zahirde bak çürüdü, dondu, sinekler öldü, çiçekler gitti. Daha güzeli gelecek. Fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin kışafı vardır. Mesela bu depremden söylüyor da 14. sözde geçiyor. Zahirde deprem geliyor, tarumar ediyor şehri. Niye geliyor? Onu anlatırken diyor ki, zahirde görünüş ne kadar çirkin, güzel bir örnek buna. Şehri yok etmiş, çocuklar ölmüş. Adamlar betonların altına kalmış. Birinci sebebi şöyle der, oraya hak ve hakikati müdafaa eden müdafiler azalmış, mağlubiyet durumuna geldiği için mağlup olsalardı hak ve hakikat erleri, bu sefer orada imansızlık, dinsizlik başlayacak. O da sonsuz hayatlarını felakete götüreceğinden, sonsuz gitmesin diye geçici hayatlarına bu sıkıntıyı veriyor. İki, o millet zinaya çok düştüğü için zelzele yapmış. O millet zekatlarını vermediği için kuraklık olmuş. Ya, zelzele bakın. Başka, o millet zekat vermediği için zelzele ile mallarını zekat olarak kabul ediyor. Peki kendisi ölen ne oluyor? İmanı varsa şehit oluyor. Fani mal bekaya dönüştürülüyor zelzele ile. 5-10 senelik, 60 senelik hayatı da şehit oluyor. Ölüme, o zelzelede ölen imanlı insan ölümü tatmadığından, şehit olduğundan veli oluyor, veli, evliya. Fani hayat beka buluyor, fani mal beka buluyor. Ama zahirde ne kadar çirkin. Ya, fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin kışafı vardır. Tohumlar gibi neşunemasız kalan birçok istidat çekirdekleri, zahiri çirkin görünen hadiseler yüzünden sümbüllenip güzelleşir. Güya umum inkılaplar ve külli tahavvüller birer manevi yağmurdur. Peki bunlar bize ne işimize yarayacak bu ders? Ha, bir şeyi yorumlarken iyi bir şey, mutluluğu yorumluyoruz veya başımıza gelen hiç hoşlanmadığımız bir şey, sıkıntıyı yorumlarken yorumlama zenginliğimiz olacak ki o hadiselerin farklı farklı bakış noktalarıyla bizi o hadisenin eziciliğinden kurtarsın. Avam gördüğünü düşünür, düşündüğünü yorumlar. Bir daha, avam, halk, kitap okumayan, derslere gitmeyen gördüğü şeyi düşünür. Gördüğü gibi olur. Hadise öyle olur. Hep budur. Ama böyle zengin derslere katılan, kitap okuyan, yani düşüncesine zenginlik katan, hadiselerin farklı yönlerinde bildiğinden dolayı hadise onları pek ezemez. İnsanların hadiselerde, olaylarda ezilmesinin sebebi zengin düşünemediğinden, zengin çıkış yolu yok onlarda. Tek bir şey var. Bu ağaç devrildi mi devrildi, bitti. Bu kötü mü zahirde? Kötüdür. Oysa zahirde gözüken öyle kötülükler var ki gelecekteki büyük felaketlerin önünü alıyor. Şimdi beşerin zulmü içeri, bunu okuyacağım, tamam. Şu bir yere okuyorum, ondan sonra kesiyorum. Beşerin zulmü içerisinde kaderin merhametini okuyacağım. Beşer zulmediyor, beşer zulmediyor, kader adalet ediyor. Kaderin adaletini, merhametini okuyacağım. Bunu okuduk mu kesiyorum dersi. Bir hadisede hem insan eli
hem kader müdahalesi olduğundan insan zahiri sebebe bakıp bazen haksız hükmedip zulmeder. Kader o musibetin gizli sebebine baktığı için adalet eder diye Risale-i Nur'da bir kaydı esasiyedir. Hem şimdiye kadar Risale-i Nur'un başına gelen hadiselerde bir desti inayet, bir veç-i rahmet bulunduğunu tecrübelerle sabittir. Şimdi bu tabi dusturları anlattığından dolayı bu kadar anlattı geçti. Ötekisini de anlatacak da. Bunun Risale-i Nur'da kader risalesini nasıl geçiyor? Bir hadise hem beşerin zulmü var hem kaderin adaleti var. Onu hatırlarsınız. Kader risalesinde şöyle geçiyor. Ezberinde nakledeyim. Adamı yakaladılar hırsızlık diye. Ama hakikaten adam oradan geçerken denk gelmiş, hırsızlık yapmamış. Ama orada bulunmuş. Hakim zahire bakmış orada bulunduğu için hırsızlıkla hapsetmiş. Ama adam hakikaten sarık değil, yani hırsız değil. Diyor ki üstad, evet diyor, niye kader buna müsaade etti? Adam hırsız değil ama hapse girdi. Hırsız değil. Oradan geçmeyebilirdi. Oraya denk gelmeyebilirdi. Bir şey olurdu, Allah onu korurdu. Yani orada hapse tıkılır, almazlardı. Üstad diyor ki, bunun gizli hatası var. Gizli kusur var, kimse bilmiyor. Kader, kendisi yapmadığı hırsızlıkla zalim beşerin eliyle hapse attırıyor. Ama kimse bilmiyor, o delikanlı biliyor. Gizli yaptığı kusuru var. O kusuru affı için, ikaz etmesi için beşerin zalim eliyle kader adalet ediyor. Gizli katli var, onun için içeriye alıyor. Ama zahire bakarsın, ulan bu adam hakikaten oradan geçiyordu ya. Bir suçu yoktu. Burada da oldu. Kuyumcu soyuldu. Değil mi? Hani ne acayip bir şey yani. Kuyumcu soyuluyor. Sonra polis devreye giriyor. Sen daha iflas ettin diye kadın bunu terk ediyor. Sonra bir kısım polis altınları geri getiriyor. Adama vermeden kadına veriyor vesaire. Yani öyle bir kaderin beşerin zalim var ki. Ama kaderin başka bir tarafı var. Kaderin başka tarafını ben kısmen bildiğim için. Yani hakikaten acayip bir şey. Kader zahiri, yani sizin bildiğiniz miktar yani, bir hemen hanımefendi bu. Zahiri beşerin zulmüyle kaderin müthiş adaletleri var. Bu iki cihette kalben bir sual çıktı. Acaba Nur hakkında bu yeni İstanbul hadisesinde veci adalet ve rahmet nedir? Hatıra böyle bir cevap geldi. Risale-i Nur'a ehli ilim ve ehli dikkati ciddiyetle bakmaya ve tetkik etmeye sevk etti. Elbette Risale-i Nur'un tetkik eden, Risale-i Nur'u tetkik eden bir alim, insafı varsa taraftar olur. Ve Risale-i Nur, ulema dairesinde ve İstanbul afakında tezahür edecek. Yani mesela bizim hadise de öyle. Benim hapse girmem, benim için o kadar büyük nimet oldu ki. Yani geniş daireye baktığın zaman da öyle acayip yani inkışaflar olmuş ki aklınız durur. Benim ne münasebet, Nurcu kardeşlerim en fazla sıkıntılı olan kardeşler benim videolarla meşguldü. Peki abi bu kaderin veya insanların bu zulmü içerisinde illa ki o kişinin bazen bir hatası, bir katli olması şart mı? Şart. Harika bir şey. Şimdi kaderin adaleti demek, yani bu insanın bir suç yapmış da beşeri zalim eliyle tokatlıyor değil. Nedir o? Bu insanın gidişatı var. Allah bunu sevmiş. Merhamet etmiş. Mazisi de temiz bu adamın, bu kadının. Ama böyle giderse uçuruma gidiyor. Mesela şöyle düşün bak. Bir insan kuyumcu.
İstanbul'da kuyumcu. Soyuldum diye karısı terk eder. Hani böyle bir kafa. Sonra polis bir kısmı altını iade eder, kocasına vermez, kendisi alır. Kocası bilmez. İstanbul'da bir hadise. Peki, zahirde bu hırsızlık olmadan önce karı koca aileydi. Demek ki kadının böyle bir ruhsuz tarafı var. Bu hadiseyle ortaya çıktı. Bu hadise olmasaydı böyle... Peki ne olacaktı? Gelecekte bu adamın hem dünyasını hem ahiretini cehenneme çevirecekti. Küçük bir şeyle, bir küçük bir altın kaybıyla dünya ve ahiretini düzeltecek. Yani ille başımıza gelen musibet bir suçumuza mukabil değil, uçuruma doğru giderken bizi kurtarmak içindir. Mesela Üstad Hazretleri ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir suç mu işledi ki başına bir sürü şeyler geldi? Halka şöyledir, onu da söylemeyi ki sordun, Allah razı olsun. Halk yani avam suç yapar, tokat gelir. Şefkat tokatı gelir. Suçumuza mukabil. Ama büyük zatlar, topluma yön verenler ise suç yapmadan tokat geliyor. Niye? Yaptıktan sonra tokat gelse ne olur? Sakın sakın yapma ha. Bak seni takip edenler, seni izleyenler de yanlış yollara gider diye Üstad Hazretleri Emirdağ 96'da ben diyor siyasete devamı karışmadığımı kader de biliyor. Hepsi de biliyor ama diyor kader niye müsaade etti bu beşerin zalim eliyle beni hapislere soktu diyor. Üstad diyor ki hizmet imaniye Kur'aniyeni diyor kader. Kader diyormuş ki ustada bu olayla. Sakın sakın Said hizmet imaniye Kur'aniyeni azaptan kurtulmana ve cennete girmene alet yapma. Hizmet imaniyeni direkt Allah'ın rızasını gaye yap. Azaptan ve cehennemde kurtulmana ve cennete girmene vasıta yapma. Oysa diyor bu meşrudur. Herkesin istediği bir şeydir. Yani helal ve mubahtır. Ama biz diyor bütün bütüme ne diliyorduk? Biz bütün bütüme ne diliyoruz? Niye? Bizim hizmet-i maliye yapmak cennete girmek için değil. Abzattan kurtulmak için değil. Niçin? Rıza-i ilahi. Rıza-i ilahiden kurtulmak için. Ama bak kapısılara sokmuş. İşte veci rahmet inayet Bediüzzaman Van'ın Erek Dağı'ndaki mağaralarda ahirete çalışmaktayken görüyor musunuz bak? Bediüzzaman Van'ın Erek Dağı'ndaki mağarada ahirete çalışmakta iken Şeyh Said isyanı bahanesiyle ehli dünya zulmen oradan çıkarıp Barla'ya sürgün ediyorlar. Barla'da ehli dünyanın ustada ettiği enva zulmü kader enva rahmete çevirdiğini usta şöyle izah ediyor diye devam ediyor. İzah etmeyeceğim. Eğer Şeyh Said hadisesi oluyor. Kendileri tahrik ediyor, bilmem ne yapıyor. İnsanları kırdırmak için. Ustadı Van'da, Erek Dağı'nda artık kendisine dönmüş. Talebelerini de zaten Rus istilasında, savaşında kaybetmiş. Artık kendi evlat veskariyle meşgul iken kader bu Şeyh Said hadisesini çıkartıyor. Yani beşer zalim eli çıkartıyor da kader de ustadı alıyor orada Burdur'a sonra işte Barla'ya nefediliyor. Ne olur ne olmaz. Bu da tehlikeli olur diye. Ve Risale-i Nur Külliyatı ortaya çıkıyor. Risale-i Nur Külliyatı'nın ilk ateşlenmesi oradan başlıyor. Peki, kısaca topluyorum dersi. Ders bitti de topluyorum. Bir, insan zahiri, zalim, musibetli, bela, dertli hadiselere arkasındaki kaderin izini, özünü, yüzünü müşahede ederse, o olayın altında ezilmekten kurtulur. Kader ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede etmek, ancak böyle derslere gelmek, kitap okumak, yani düşüncesine, kafasına olayları zengin yorumlama malzemesini artırmalıdır. Artırarak mümkündür.
kimseye bedava verilmiyor. Mesela ailevi bir hadiste eyvah mahvolduk falan, eğer kader cihetiyle onun yönünü bilseydi üzülmeyecekti. 3. Mazi ve musibetlere, yani günahlara değil, geçmişe ve musibetlere kader nazarıyla bakın. Çünkü geçmiş bitmiş. Eyvah diye didinmeyin. Keşke ile boğulmayın. Keşke bataklığa benzer. Geleceğe ve günahlara teklif. Bakayım yapacak mısın? Allah'ın böyle insanı denemek için önüne koyduğu şeyler olduğunu bakın. 4. Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam kıssasını hatırlayın. Hiçbir şey gözüktüğü gibi olmadığını anlarsınız. Aynı beşerin zalim eliyle kaderin adaletini ve merhametini müşahede eden bahtiyar insan olmak istiyorsak, olayları yorumlama zenginliği malzemesini elde edeceksin. Okuyacaksın yani, Risale'yi okuyacaksın. Olayları farklı yorumlama özelliğimiz, külliyatın hangi tarafını çok okursak olur? Laikalar okursak. Dikkat ederseniz çoğunlukla laikalardan okudum. Bir kaderden okudum de sözlerini ama diğer hep laikaydı. Olayları farklı yorumlama zenginliği istiyorsan Kastamonu Emirdağ laikasını notalı ala okumak lazım. Yani olaylar gözüktüğü gibi olmuyor. Senin gördüğün gibi Allah görmüyor. Senin anladığın gibi, gördüğün gibi Allah anlasa, görseydi Allah müsaade etmezdi. Burada kesiyorum. İnşallah yarın da herhalde gene 9.30 mu? 9.30. Yarın da 9.30 inşallah. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.